Günaydın. Bugün bu örneği yapacağız birlikte. Çok beğenmiştiniz bu Meren'in örneğini. Knuckle Sport Tool'da başladım bu sefer. Biraz kalın. Şişim 6 numara. 88 ilmek başladım. Şimdi birleştirdikten sonra bir sıra 2 ters 2 düz yaptım. İkinci sırada terslerimi örüyorum. İki tersime. Düze geldiğimde ilk önce soldaki düzü örüyorum. Şişten çıkarmadan sağdaki ilmeği örüyorum. Sonra ikisini bir çıkarıyorum. Bir daha göstereyim. Bir daha göstereyim. Terslerimi ters örüyorum. Düze geldiğimde önce soldaki ilmeği, çok sıkmazsanız biraz daha rahat örersiniz. Benim elim biraz sıkı. Sonra sağdaki ilmeği örüp ikisini bir çıkarıyorum. Terslerini ördüm. Zor üreyen bir örnek. Bu sırası biraz el oyalıyor ama çıkan iş çok güzel oluyor. İkinci sırasında yapalım bir sonraki videoda. Evet, ilk sırayı bitirdim gösterdiğim gibi. Şimdi ikinci sıradayım. İkinci sırası 2 ters 2 düz. Yani bir sıra 2 ters 2 düz yapıyoruz. Örnek bundan ibaret aslında. Bir sıra bir önceki videoda gösterdiğim gibi bir sırada 2 ters 2 düz olarak devam ediyor. Sonra ortaya çıkıyor. Şimdi bu kısmı şu üste kıvırdığımız kısım olacak. Burayı 8 santim yapabilirsiniz. İsterseniz 9 da yapabilirsiniz kalın seviyorsanız. Burayı böyle örelim. Sonra bunu ters dönüp öreceğiz. Onu da göstereceğim. Burayı ördükten sonra tekrar görüşürüz. Selam. Belimizin bant kısmını 8 santim ya da 9 santim yaptık. Şimdi başladığımız yerdeyiz. Yani şu ters yerde. Bir tane öreceğiz. Bir tane ters öreceğiz. Bir tane ipimizi arka tarafa alıp örmeden alacağız. Sonra bunu böyle çevireceğiz ve artık bu taraftan örmeye başlayacağız. Bu çünkü böyle yukarı doğru kıvrılacak. Bu taraftan örmeye şöyle başlıyoruz. Bu gördüğünüz düzleri ters, tersleri de düz yapacağız. Yani yine iki düz iki ters yapacağız. Ama çevirmiş olacağız. Yani şimdi burada bunlar düz gözüküyor. Bunları ters öreceğiz. İki ters. İki düz. Düzleri ters, tersleri düz örüyoruz. İki düz. İki ters. Ters ördüm. Şimdi düz. Bu sırayı da böyle tamamlıyoruz sonuna kadar. Evet, ters çevirdim ve bir sıra iki düz iki ters ördüm. Şimdi yine başladığım yere geldim. Bakın şurası başladığım yer. İpimi öne aldım. Tekrar örnek yaptığımız gibi yapıyoruz. Yani iki ters. İki düze geldiğimizde önce soldaki ilmeği örüyoruz. Sonra sağdaki ilmeği örüp şişten çıkarıyoruz. Bundan sonraki sıralarda zaten aynı böyle
devam ediyor. Yine bir sıra, iki düz iki ters. Sonra da örnek bir sıra. Bunu yukarı kadar 18 cm ama bant kısmı hariç 18 cm öreceğiz. Ondan sonra da üstte kesip, evet, selam. Beremizi 18 cm ördük. Şimdi kesme aşamasındayız. Kesmenin ilk sırasında ters ilmekleri 1'e düşürüyoruz. Yani iki tane ters ilmeği 1 alıp düzleri düz örüyoruz. İki tersi 1 alıp sırada iki tane düzleri bir alıp örüyoruz. İki düz aldık, bir ters örüyoruz. Bu sırayı da böyle bitiriyoruz. Üçüncü sırada tüm ilmekleri bir ters bir düz örüyoruz. Bir ters bir düz. Bu sıra son sıra olacak. Bu sırada ilmekleri uzatmak için İpi bir kez dolayıp bir tane öreceğiz. Bir dolayıp bir öreceğiz. Bu sırayı da böyle tamamlayacağız. Sıranın sonuna kadar dolayarak ördüm. Şimdi belli bir yerden kesiyorum ipimi. Ve iğnemle ilmekleri topluyorum. Buradan geliyor gördüğünüz gibi. Buradan bütün ilmekleri içinden geçiriyorum. Bütün ilmeklerin içinden geçirdim ipimi. Şimdi ipi çekiyorum. Ve büzüyorum. Böyle oluyor gördüğünüz gibi, ince büzük. Buradan dikeceğiz.